dersimizde bu video dersimizde 1980 sonrası şiir anlayışından bahsedeceğiz sizlere. Peki kimlerden bahsedeceğim? Hüseyin Atlansoy'dan bahsedeceğim. Murat Amunga'dan, Sedat Umran'dan, Küçük İskender'den ve Suna Yakından bahsedeceğim. Daha sonra tabi bu seriye mümkün olduğunca devam etmek istiyorum. E ekleyeceğim isimler olacak. E, bunun da bilgisini şimdiden vereyim. E, hadi bakalım Hüseyin Atlansoy'la birlikte başlayalım şiir serüvenimize. 1980 sonrası şiir serüvenimize. Hüseyin Atlansoy 1962 doğumlu bir şair olarak karşımızda. Son dönem önemli isimlerinden birisi olarak. Şairimiz 1962 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Sanatçımızın halen felsefe grubu öğretmenliği yaptığını da burada belirtmek isterim. Sanatçımız e, yüksek lisansı sırasında e, şiirlerini Diriliş, Yönelişler, Yedi İklim, Bürde, Kayıtlar, ipek Dili, Derya, Kaşkar, Hece gibi Türk edebiyatının o dönemki en önemli dergilerinde yayınlama fırsatı bulmuştur. Sanatçı, sanatçımız bu çeşitli dergilerde şiirlerini yayınlarken tabi şiirlerinde aşk, ölüm, çocuk, medeniyet, şehir gibi Temalara büyük önem vermiştir. Bu dikkat çekmektedir. Bir başka isim Hüseyin Atlansoy'u şöyle tanımlıyor ve şiir anlayışını. Hüseyin Atlansoy ölümün, dirimin, aşkın şairi. Üçlemeyi teke indirmek gerekirse tek kelime ile aşkın. Bu yüzden şairin pek çok şiirinin teması aşktır ifadesini e, dile getirmiştir. Sanatçımız mistik, metafizikçi şiiri... Kendi kuşağı içinde temsil eden bir şair olarak dikkat çekiyor. Tabii felsefe e, hocası olmasının da, sosyolojiyle ilgileniyor olmasının da bunda etkisi olduğunu söylemek mümkün. Kimi zaman sanatçımız derin bir lirizmin, kimi zamansa sürprizlerle dolu bir ironinin, ince mizahın, alayın kendini gösterdiği şiirleriyle tanınmaktadır. Görünenin ardındaki özü vermeye çalışır. Bedenden çok ruhu ön plana çıkarır. İkinci yeni şiirinden etkilenmiştir. Bu anlamda imge ve çağrışımlar şiirinde bolca e, bulunmaktadır. Bunlara çokça yer vermiştir. Eserlerine bakalım. Şiir alanındaki eserlerimizi tabii ki önemseyeceğiz. İntihar ilacı, balkon çıkmazında efendilik tarihi, şiir konuşmaları, kaçak yolcu, ilk sözler, karşılama töreni, su burcu, gül desteği. Bir diğer ismimiz Muratan Mungan. Sanatçımızın doğumu 1955. Yaşayan en önemli şairlerimizden birisi. 1955 yılında İstanbul'da doğdu sanatçımız ve Mardin Lisesi'nden mezun oldu. Mardin Lisesi'nden mezun oluşu, orada lise öğrenimini görmüş oluşu, onun eserlerinde çok önemli bir yere sahip olacak. Bunun etkilerini birazdan e, ifade edeceğiz. Sanatçımız Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünde bölümünde eğitimini tamamladı. Lisans ve yüksek lisansını. Çeşitli tiyatrolarda da çalıştı. Doğu hikayeciliği ile Batı hikayeciliğini birleştirmek ister sanatçımız. Bunun için hikayelerine tarihi ve mitolojik unsurları eklemeyi ihmal etmez. Aşk, sevgi, ...hasret, ihanet gibi duyguları beynelmilel bir çerçeve, ...yani uluslararası bir çerçeveye oturtur sanatçımız. Mardin eserlerinde sıkça kullandığı mekanlardan birisi olarak dikkat çekiyor... ...ve bu bölgenin özellikle kültürel yapısını, insan olgusunu es eserlerine başarılı bir şekilde yansıtmıştır. Folklorik, mitolojik şiir anlayışına uygun çalışmalar yapmıştır... Halk kültüründen ve mitolojiden e, yararlanmıştır bu anlamda. İlk kitabı Mezopotamya Üçlemesi adlı oyun üçlemesinin ilki olan Mahmut ile Yezida. Şehir tiyatrolarında da yer bulan bir oyun olarak dikkat çekiyor bu. E, sanatçımıza ödül kazandırmış. Türkiye İş Bankası'nın açtığı yarışmada ikincilik ödülü almıştır bu eseri. eseri. Üçlemenin ikinci kitabı Taziye'dir. Bu oyun da yine kendisine en iyi oyun yazarı ödülünü kazandırmıştır. Sahtiyan isimli şiiriyle de Gösteri dergisinin 81 şiir yarışmasında birincilik ödülünü almıştır. Özellikle Metal adlı kitabındaki şiirleriyle 1980 kuşağının en çok okunan, tanınan şairler arasında yerini almasına neden olmuştur. Bu şiir kitabındaki şiirlerle Hedda Golder Dile Bir Kadın öyküsü ile Haldun Taner öykü ödülünü de Nedim Gürsel ile beraber birlikte almıştır. Yani her iki isim de bu ödüle layık görülmüştür. Zaman zaman biliyorsunuz yarışmalarda bu şekilde çift kişiye ödüller verilebiliyor. Şiir alanında sanatçımızın eserleri Osmanlı'ya dair hikayet, kum saati, yaz sinemaları, eski 45'likler, mırıldandıklarını, yaz geçer oda poster ve şekillerin kederi, omayra, metal, oyunlar, intiharlar, şarkılar, mürekkep balığı, başkalarının gecesi. Öykü alanında sanatçımız e, dedik ki batı ile doğu hikayeciliğini birleştirmeye çalışıyor. Bu anlamda dikkat çekici hikayeleri var. Son İstanbul, cenk hikayeleri, kırk oda, lal masalları, Dağı'nın önü. Roman alanında yüksek topuklar, oyun alanında ödüllü eserlerimiz var. Taziye, Geyikler Lanetler, Bir Garip Orhan Veli dikkat çekiyor. Radyo oyunu alanında 4 kişilik bahçe, ölüm burnu. Bu 4 kişilik bahçe daha sonra e, sahneye de taşındı. Bunu da belirtmek isterim. İzleme fırsatım olmuştu. Sedat mı bahsedeceğiz şimdi de. Sanatçımızı yakın bir tarihte kaybettik. 1926-2013 yılları arasında yaşamış Önemli isimlerden birisi. 1926'da İstanbul'da doğdu sanatçımız. Alman Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. Ve doğal olarak belki de beraberinde mütercimlik yapmış bir isim. 1974'te de İzmit Sümerbank Boru Fabrikası'nda mütercim olarak yine çalışmıştır. Almancadan çok sayıda çeviriye de imza atmıştır sanatçımız. Sanatçımızın en önemli özelliği eşyaya, onun tabiatına duyduğu ilgi. Eşyanın iç dünyasını yansıtarak Türk şiirine büyük bir yenilik getirmiştir şairimiz. Bu anlamda e, ve çeşitli açılardan e, Alman şiirine yatkın olduğunu belirtmek gerekir. Bilinçaltına attığı acılarını, sevinçlerini eşyanın kimliğinde dışa vurarak mutluluğa ulaşabileceğine inanmış bir sanatçı olarak dikkat çekiyor. Şiirlerinde herhangi bir ideolojik düşünce barındırmamaktadır. Maddeyi, gücünü ve güçsüzlüğünü dile getirmek için kullanmıştır. Bir araç olarak bu objeleri ele almıştır. Yazdığı şiirlerin konuları son derece önemsiz ayrıntılardır. Ancak o kimsenin şiir yazmayı aklına getirmediği nesnelere şiirlerinde hayat vermiştir. Alman şiirine özenmiş bir şair olarak dikkat çekiyor alanının etkisi muhtemelen bunda çok fazla var. Kafiye ve mısra gibi ahenk ve ritim öğelerine pek başvurmamış bir sanatçı olarak dikkat çekiyor. Sembollere şey yer vermiştir. Eserlerine bakıyoruz. Şiir alanında Meşaleler, Leke, Gittin taş atarak denizlerime kara ışıldak. Küçük İskender'deyiz şimdi de. 1964 doğumlu sanatçımız özellikle majinal yapısıyla dikkat çekiyor. Şair ve eleştirmen olarak kayıtlarımız altında. Asıl adı Derman İskender Överdir. İstanbul'da doğmuştur sanatçımız. Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirmiştir. Cerrahpaşa e, Tıp Fakültesi son sınıftayken okulu bırakmıştır. Daha sonra Sosyoloji bölümüne girmiş fakat yine okulu tamamlayamadan e, bırakmıştır. 1980'li yıllardan başlayarak günümüze kadar çeşitli dergilerde şiirler eleştiriler, denemeler yazdı. Beatnik şiir anlayışının öncüsü oldu. Yani biraz daha Amerikan vari bir anlayış olarak da bunu nitelendirebiliriz. Ee, sokak şairi ee, ya da e, hani böyle e, bar şairi olarak biraz şey bir ifade olacak ama e, dikkat çekmekte e, sanatçımızın yaklaşımı. Birazdan bunu biraz daha ayrıntılı olarak açabiliriz. Sanatçı ayrıca Mustafa Altıoklar'ın yönettiği ağır roman o şimdi asker filmlerinde oynamıştır. Yani oyunculuk tecrübesi de vardır. Şiirlerinin temalarında alışılagelmiş bazen tam karşısında yer alan polemikçi, başkaldırıcı şiirleriyle dikkat çekmekte. Tüm Türk şiirinin en gözü pek şairi olarak e, dikkat çekiyor sanatçımız. Karışık ve yer yer fazlaca uzun şiirler yazdığını söyleyebiliriz. Divan tarzını da denemiş, özellikle gazelleriyle dikkat çekmiştir. Eserlerimiz şiir alanında. Gözlerim Sığmıyor Yüzüme 20 Epril Pirler ölürken özür pirler ölürken özürdüler. Suzi Dilara güzel annemin hayal gücü ciddi alındığım kara parçaları papağana silah çekme alp krizi gözyaşlarının nal sesleri bir çift siyah deri eldiven ipucu bırakma sanatı bahname klarnet kahramanlar ölü duvar Çürük et deposu, eski kral deposu, siyah beyaz deniz atları, barudi, dicle ile fıra, bir daha bana benzeme angel, sarı şey. Serbest metinlerde yazmıştır sanatçımız. Roman alanında da, özel derlemeler alanında da, inceleme eleştiri alanında da ve günce alanında da eserleri var. Bu anlamda çokça ürün ortaya koyduğunu ...görüyoruz. Ee, işte roman alanında... flüüs, Cehennem'e Gitmez... yöntemleri, Zatül Cemp gibi. Ee, i̇nceleme eleştiri alanında... ...Şiirli değine, Eflatun Sufleler gibi. Ee, ya da Rimbaya... ...Akıl Notları. Günce alanında Can Güncem... ...Dikkat Çeken e, Eserler. Çek Bakışlarını Gözlerimden... ...Aşk Bu Şeytan Doldurur demiş şairimiz. Bir diğer ismimiz Sun'a yakın. 1962 doğumlu bir isimle karşı karşıyayız. Sanatçımız Trabzon'un Maçka ilçesinde doğmuştur. İstanbul Aydarpaşa Lisesi'ni bitirmiştir ve İstanbul Üniversitesi Fiziki Coğrafya Bölümünden mezundur. 1989'da Yeni Yaprak Şiir Dergisi'ni ardından da 1990 yılında Olmaz adlı şiir dergisini çıkartmıştır. Her iki dergide de sanatçımızın imzası vardır. Çeşitli televizyon programlarında kültür programı yapmış. Şu anda da e, ilginç hikayeleriyle, tarihten derlediği ilginç hikayelerle sahne şovu yapmakta. Düz yazı alanında bu anlamda kitaplar çıkartmaktadır. 1984 yılında yayınlanan ilk şiirinde bir sobanın içinde kütürdeyen odunu anlatır. Bu anlamda ee, bu kömür üzerinden maden işçilerinin aslında e, dramını, e, problemlerini e, hissettirmektedir. İlk şiir kitabı 1989'da Makiler adıyla yayınlanır. Ki kesinlikle bu şiirleri okumalısınız. Adını Cemal Süreya'nın koyduğu bu kitabı Antikacılar... Kaza süsü 62 tavşanı izler. Yeni garipçi şiir anlayışını benimsemektedir sanatçımız. Bu anlamda bir Orhan Veli hayranı olduğunu söyleyebiliriz. Anlık ilhamlara dayanan, genellikle kısa olan şiirler yazmıştır. Sanatçımızın yumuşak, lirik bir tonu vardır şiir anlayışının algısının. Şiirlerinde özellikle ince yergi öyelerini kullanmadaki rahatlığı ile dikkat çekmektedir. Cemal Süreyya'nın da etkisi altındadır sanatçımız. Yoğun bir alaycılık ve şaşırtma, çocuklar ve hüzünle birlikte şairin ilgi ve duyarlılığını göstermektedir. Ki biliyorsunuz çocuklar üzerine sanatçımızın İstanbul'da bir oyuncak müzesi vardır. Eserleri sanatçımızın şiir alanında Makiler, Antikacılar, gaza süsü, 62 Tavşanı. Roman alanında İstanbul'un Nazım Planı, Ay Çöreği ve Deniz Yıldızı, Kız Kulesi'ndeki Kızıl Derili, Önce Çocuklar ve Kadınlar, İstanbul'da Bir Zürafa, Onlar Hep Oradaydı, Kırdığımız Oyuncaklar, Kule Cambazı. Derleme alanında Şairler Matinesi, Küçük Asker, Küçük Asker, Şiir Cumhuriyeti, ve şaire ve şaire kırılan canlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için anında. Yorumlarınız bana yön veriyor bunu bilmenizi isterim. Olumlu anlamda eleştirilerinizi özellikle yön verecek eleştirilerinizi bekliyorum. Hepinize başarılar diliyorum.